Evet, Avrupa Ligi bizim için bir hedef, hep söyledik. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemliydi. Bunu hayal ederek, bunu isteyerek başlamıştık sezonu ama Avrupa Ligi'nde de yarışmak, bu yeni format içerisinde olmak ve buradan yolumuza devam etmek yeni hedefimiz. Buna adapte olduk, bunu istiyoruz. Başarılı olacağımızı ve hayallerimize, hedeflerimize doğru buradan gidebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden ilk maç çok önemli. Son maçın ve son 3 maçın aslında baktığımızda performansı, konsantrasyonu, isteği, sonuçları hepsi lehimize. Bu bize moral olarak tabii ki çok yansıyor. Ve üst üste oynamamıza rağmen bu yorgunlukları da aslında moralli bir şekilde üstesinden gelerek devam ediyoruz. Bu 4. maçımız. Hafta sonu bir maç daha oynayacağız. 5 tane arka arkaya maçımız olacak. Bu tabii ki fiziksel anlamda takımları zorlasa da dediğim gibi mental olarak çok iyiyiz, çok iyi durumdayız ve yenilendik. Yarın yeni bir maça başlayacağız. Hedefimiz kazanmak, hem Galatasaray için hem Türk futbolu için buradan kazanarak iyi işler yapmak istiyoruz. İyi oyun oynamak istiyoruz. Rakibimiz geçen senenin Yunanistan şampiyonu. Çok önemli, çok değerli bir takım. Çok önemli bir değerli teknik adamları var. Yine zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Geçen seneden de tabii ki Yunan Ligi'ni çok yakından takip ettiğimiz için hem geçen seneki puan performansını biliyoruz. Bu seneki analizlerimizde de o kadroda oyuncular değişse de yine oyun olarak benzer oyunlar oynuyorlar. Hedefimiz dediğim gibi kazanmak. Taraftarımızı her zamanki gibi yanımızda olacağını biliyoruz. Onlarla birlikte çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Sabırlı, tutkulu, istekli, yine konsantre ve oyuncularımızın oyun becerilerini sahaya koyduğu bir oyunla kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün son bir idmanımız var, antrenmanımız. Onu yaptıktan sonra maç saatini bekleyeceğiz. Biliyorsunuz 3-4 gündür, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Bu kolay bir şey değil. Ama çalışmalarımız dediğim gibi güzel gidiyor. Yarın da 3 puanla kazanıp 3 puanla başlamak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek dediğim gibi. Geçen maçta değerli bir maçını kazanıp 6'da 6 yaptık ligde. Bunun vermiş olduğu moral motivasyonu da var. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Dediğim gibi inşallah yarın da taraftarımızın desteğiyle Avrupa Ligi'nde 3 puanla başlamak istiyoruz. Şöyle aslında yani dışarıdan öyle gözükse de bizim Florya'daki ortamımız daha bambaşka. Yani dışarıdan çok farklı her şey yansıtılıyor, çok farklı görünüyor ama burada benim oyuncularımla birlikteki isteğimiz, arzumuz, konsantrasyonumuz, hazırlanmamız, özgüvenimiz hep çok yüksek. Bunu hep belirtiyorum. Yani dışarıda suni bir ortam yaratılıyor ama Florya tarafı bize de hep sorduklarında biz takımımıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz ve bunu biz tabii ki sezon başında hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Zaten sezon başı adı üstünde yani bir hazırlık dönemi tamamlıyorsunuz. İşte milli takımdan gelen oyuncular yani bütün Avrupa aslında bunu konuşuyor. Yani bu kadar oyunculara yük bindirmek doğru mu değil mi tartışılıyor. Yani mental olarak da oyunculara çok fazla maç oynatıyoruz. Yani geçen sene yaklaşık 12-13 ay sürdü. Yani sezon bittiğinde bir seneyi geçmişti bazı oyuncularımız. O yüzden yani bunların tekrar lige odaklanması, futbola odaklanması yani bunlar her takım için süre alıyor. Bazen bizim için fazla da alabiliyor. Bence özellikle playoff maçları tam hazır olmadığımız ve kadro olarak da çok eksik olduğumuz maçlardı. Ama şu anda kadromuz tamamlandı, transfer dönemi bitti. Aslında sizin söylediğinize yakın bir şey oradan söyleyeceğim. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizde hep bir sakinleşme olur. Sadece futbol odaklanılır, maça odaklanılır. Yani ben, takımım, oyuncularım ve taraftarlarımız artık sadece ve futbola ve maça odaklandık. Oynayacağımız maçlara odaklandık. Bu da bize aslında dediğim gibi yani sahaya odaklanmak hem galibiyetler getiriyor, başarılar getiriyor. Yani geçtiğimiz 2 senede de bunları yaşadık. Hep sezon başları bizim için daha sıkıntılı başladı ama devamında gerçek gücümüzü ortaya koyduk, kadro gücümüzü ortaya koyduk, özgüvenimizi gösterdik. Çok büyük rekorlar kırdık, çok büyük maçlar kazandık. Tabii bunların yanında kaybettiğimiz maçlar da oluyor, olacak. Yani bunu da hiç istemiyoruz, hiç kaybetmek istemiyoruz ama futbolun içerisinde bu da var. O yüzden hani kendimize olan güvenimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu maçta bunlardan biri. Aslında yani tam tersini söyleyeceğim. Şimdi de çok fazla
kendimizi dev aynasında görmemiz gerekiyor. Tamam 6 maç kazandık, derbiyi kazandık ama yarın bir maç daha var. Avrupa Kupası yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni bir heyecan bizi bekliyor. Bence yani bu süreyi de başarılı geçen süreyi de tabii ki pozitif olarak alıp ama mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi olmamız gerekiyor. Yani burada özgüvenimiz yerinde bunu kullanacağız tabii ki ama yani kafamızın hiçbir tarafında da yani biz hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik. Yani tamam artık yapacak bir şey yok diye bir şey yok. Yani biz bu maçı çok önemsememiz gerekiyor. Çok iyi çıkmamız yani bugün son antrenmanımız burada da oyuncularımla birlikte benim bunu göstermem gerekiyor. Yarın maçın başlangıcında da bunu göstermemiz gerekiyor. Yani biz aç bir takımız, başarıyı açız, galibiyeti açız. Yani bunu da yarın aynı şekilde sahada göstereceğimize inanıyorum. Şöyle tabii yani Icardi Fenerbahçe maçı kadrosunu aldık. İki gün antrenmana çıktı bizle. Tabii ki o takımın yanında olmak istedi. Zaten o heyecanını, maç içerisindeki heyecanı, maç öncesi arkadaşlarına olan desteğini, maçtan sonraki sevincini çok net bir şekilde hepimiz gördük. Bir hazırlanma sürecindeyiz sakatlık sonrası. Tabii ki ikisi bir arada oynayacak. İnşallah üçü de bir arada oynar. Yani futbol bu. Yani kimin oynayacağı da bilinmez. Dediğim gibi planlarımız var, düşüncelerimiz var. Bence yani asıl odaklanmamız gereken yani sistemlerden kimden çok yani takım oyunu üzerine odaklanmamız gerekiyor. Başarı üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani buradaki her oyuncu çok değerli. Herkes oynayacak. Tabii ki rotasyonlarımız da olacak zaman zaman. Tabii ki bu kadar yoğun tempo içerisinde bazen oyuncu değişiklikleri de yapacağız. Bu da düşüncelerimizden biri. Ama yani zaten Icardi ve Osimhen gibi iki tane önemli, değerli, büyük oyuncuyu her zaman beraber oynama ihtimali bizde çok fazla olacak tabii ki. Kaya Bey. Uzun bir süredir düzenli zaten oynamıyordum. Ama şu anda... Hocam bana şans verdi. Ben de hocamın hem güvenini hem camiamızın bana olan güvenini, taraftarımızın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynamadığım zamanlarda her zaman kendimi fiziksel olarak ve mental olarak her zaman hazır tutmaya çalıştım. Şu anda hayalimden birini yaşıyorum ve oynamaya başladım. Oynadıkça daha da iyi bir Yunus olacağına inanıyorum. Tabii ki de kendi performansım çok önemli ama benden daha önemlisi takımın her zaman kazanması ve daha iyi olması. Dediğim gibi inşallah böyle devam ederiz. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah ben de takıma katkı sağlamaya devam ederim. Ben de aynı şekilde üstüne koyarak gidiyor. Her maç daha yukarıya çıkıyor. İnşallah bu performans zaten Yunus'un bu yeteneği, kalitesi çok var. Oynadıkça da tabii ki futbolcu için oynamak çok önemli. Üst üste koyarak gidiyor. Yani oyun içerisinde de Yunus Barış değişikliğimiz her zaman saha içerisinde yapabileceğimiz ihtimallerden biri hem sağ hem sol. Yani aynı şekilde sallayı da sağ sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. O yüzden iyi kanat oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var bir kere. İyi karakterler hepsi ve takıma çok önemli destek sağlıyorlar. Ben böyle bir grupla çalıştığımdan dolayı da çok mutluyum.